Sadık. İstifa ediyorum ve gidiyorum. Saçmalama. Siz saçmalamayın patron. Müsaade eder misiniz? Geçeceğim. Konuşmadan hiçbir yere gidemezsin. Geç bakayım. Geç bakayım şuraya otur. Hadi. Hayır otur. Oturmayacağım. Sizin gibi bir patronla ben yeterince çalıştım. Ne var yani toplantıdan sonra Arzu Hanım'ı tebrik ettiysem ne var bunda bu kadar kızacak? Ne mi var? Anlatayım. Ürünü ben pazarlıyorum, siz gidip Arzu Hanım'ı tebrik ediyorsunuz. Ayıptır. Yani yarın ben buradan gittikten sonra Arzu Hanım acaba bir tane ürün satabilecek mi? Onun seksi ve güzel olmasının dışında başka ne özelliği var söyler misiniz? 6 aydır bu şirkette çalışıyor. 6 aydır çalıştığı halde ne sattığımızdan haberi bile yok. Ya. Bir parfüm mü üretiyoruz, gazet mi, gazoz mu üretiyoruz? Hiçbir şey bilmiyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Bak kendi ağzınla söyledin. Güzel ve seksi. Ha? Sende var mı bu özellikler? Bak Sadık, müşterilerimizin çoğu erkek. Onun bu özelliklerinden etkilenip çok daha rahat bir şekilde ürünlerimizi alıyorlar. Ha öyle mi? O zaman siz ne yapın biliyor musunuz patron? Siz yarından itibaren müşterilerinize ürünlerinizi o hanımefendiyi koklatarak satın. Bana bak Sadık, bu kapıdan çıkarsan bir daha giremezsin. İsteyen kim bunu? Bana bak, istifa edersen tazminat da alamazsın. Ya verdiğiniz maaşın tazminatı ne ki alayım? Sizin olsun istemiyorum. Siz o parayla ancak kayınvalidemi lahmacuncuya götürürsünüz, anlaşıldı mı? Ha, bak, bak o oturduğun ev var ya, o benim. Oradan da seni çıkarttırırım. Çıkartmazsanız kabahat. Ha. Ya! Gidersen git! Nasıl oluyor Firuze abla? Ay iyi, çok güzel oluyor vallahi, ellerinize sağlık. Betüş ne iyi akıl etti değil mi? Evimizi istediğimiz gibi yeniliyoruz. Babam gelince bu sürprize bayılacak. Aslında Külali size o da yaptığımız için çok sevinecek. Artık oda kavgası yapmayacağımız için çok mutlu olacak. Güler, senin odan olacak abi. Biz Çilek'le şimdiki odamızda kalacağız. Yok canım, kim demiş? Bak abi, biz 2 kişiyiz, oraya sığmayız. Siz küçüksünüz, sığarsınız. Şişko olduğunu kabul ettin demek. Ne dedin sen? Çocuklar didişmeyin. Oraları boya yaparsanız vallahi temizleyemem ha. Bak abi, Küler senin odan olacak, anlaşıldı mı? Hayır efendim, ben odamda kalacağım. Siz oraya gideceksiniz. Siz ne biliyorsun? Belki Küler'i görünce çok beğeneceksin. Burası illa benim odam olsun diye tutturacaksın. İstemez, ben odamda kalacağım. Ya didişmeyin. Çilek, hadi başlayalım mı? Başlayalım. İşte bu kadar. Çilek, son eklediğin süslerle burası harika bir oda oldu. Bence de Betüş. Biliyor musun, Sadık horladığı zamanlar ben bile kaçıp burada sizinle yatabilirim. Tabii abim seni odaya sokarsa. Aa, öyle mi? Burası Cem'in odası mı olacak? Öyle mi anlaştınız? Abim buna ne diyecek bilmiyorum. Biz ablamla öyle karar verdik. Hmm. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Eğer ablamı ikna edebilirsem bence biz buraya taşınalım. Çünkü burası eski odamızdan daha güzel. Ay 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 ay. Orasını siz aranızda halledin, artık ben karışmam. Hadi yukarı çıkıp son birkaç eşyayı daha indirelim de baban gelmeden sürprizimiz tamamlansın. Koş bakalım. Koş 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 koş. Gel bakalım. Ay 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 ay. Koskoca salonu ne güzel boyamışsınız. Harika olmuş. Kim boyuyor? Hepimiz abi. Sen elindekiyle mayı mayı oyalanırken biz koca duvarı bitirdik. Bir sizin boyadığınız duvara bak, bir benimkine. Benimki daha güzel. Hiç de bile. Hepsi aynı. Siz neler yaptınız Çilek? Odaya yerleştirdik abla, bir görsen bayılırsın. Dua edelim de abim bayasın. Ne de olsa onun odası. Şişt, gel bakalım.
çıkıp işlerimizi halledelim ha. Hadi bakalım. Birini mi bekliyorduk? Sakın babam olmasın. Bütün sürpriz bozulur. Yok canım. Sadık Bey'in bu saatte ne iş var? Tüm söylemiştim. O gelmiştir. Korkmayın. Sadıkçığım. Betüş. Çocuklar. Ben bugün istifa ettim. Ay. Ve derhal bu evden taşınıyoruz. Ne? İşte böyle. Yani şu evden bir taşınalım, hemen kendime çok iyi bir iş bulacağım. Taşınmak zorunda mıyız baba? Evet zorundayız. Çünkü bu ev Umur Bey'in evi ve biz artık burada kalamayız. Kirasını ödesek bile kalamaz mıyız? Kalamayız çocuğum. Yani dünyada tek evini kiraya veren o Umur Bey kalsa bile ben çadırda oturmayı yeğlerim. Ayrıca siz niye gitmek istemiyorsunuz bakayım ha? Siz değil miydiniz bu ev küçük, işte odalarımız ayrı ayrı olsun diye taşınalım diye? Bir dakika, siz niye böyle giyindiniz de yüzünüz gözünüz boya olmuş? Aa. Sadık, etrafına bir baksana. Aa, duvarlar. Siz bir de kileri görseniz. Ne kileri? Gel de gösterelim. Nasıl baba? Ay yani siz bunu ne zaman nasıl yaptınız bu odayı böyle, çok güzel olmuş. Bugün ben kafeye gitmedim. Çocuklarla Firuze el ele verdik. Onlar salonu yenilediler. Biz de çilekle burayı düzenledik. Vay canına. Tüm dediklerimi geri alıyorum Ceren. Bu oda benim. Hayır abi. Çilekle biz bu odada kalacağız. Hem verilen söz geri alınmaz. Boşuna tartışmayın çocuklar. Maalesef bu evden taşınmak zorundayız. Betüş. Çocuklar bakın, yani ben sürprizinizi bozduğum için inanın çok üzülüyorum ama... Önemli değil tatlım. Ne olur baba, bari yeni odamızda hevesimizi alana kadar bu evde kalalım. Evet baba ya, biz bu odada Tuğçe'yle çok romantik anlar yaşayabiliriz. Olmaz çocuklar, olmaz diyorum size, anlamıyor musunuz beni? Tamam. Bakın, yeni taşınacağımız evdeki çocuk odalarını aynı bu odalar gibi güzel yaptıracağım. Size söz veriyorum. Hem de siz hiç yorulmayacaksınız. Hangi maaşınla baba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.